Öncelikle bir hakkı teslim ederek başlayalım. Bugün aramızda yok ama Sayın Valimize teşekkür ederek. Çünkü buradaki bu ağaçlandırma programının 3. yılı. 2022'de başladı. 2022, 2023 ve bu sene de 2024'te 3 yıldır ısrarlı bir şekilde, kararlı bir şekilde Kuşçu bölgesinde ve bunun bütün Yamula Barajı'nın çevresinde, sadece Kuşçu bölgesinde değil, Çevril'de, Taşan'da, devamındaki Yamula Barajı'nın çevresindeki köylerin hepsini kapsayacak şekilde bu ağaçlandırma programının yapılmasında Sayın Valimizin emekleri çok büyük. Çünkü Kayseri'ye ilk geldiğinde, daha Kayseri'yi yeni yeni tanımaya başladığı ilk günlerde bölgenin ağaçlandırmaya ihtiyacı olduğunu, mavi ve yeşilin buluşması için burada bir ağaçlandırma etkinliğinin yapılması, ciddi manada bunun ormanla birlikte yapılması gerektiğinde söylediğimizde sağ olsun ikilemeden bu bölgenin ağaçlandırması için gerekli talimatı verdi. Tabii ki bir teşekkürü de Orman Bölge Müdürümüze ve onun ekibine yapmamız lazım. Çünkü bu işte ısrarlı bir şekilde çalışmaları devam ettirdikleri için. İnşallah daha güzel günlerde, burasının yemyeşil olduğu günlerde bir arada olmak nasip olsun. Bizim buradaki dikmiş olduğumuz ağaçlar bir senede, 6 ayda, 2 senede, 3 senede, 5 senede boy verip büyümeyecek. Yıllar alacak. Belki 20-25 sene sonrasında burada ağaçlar büyümüş olacak. Çünkü bizden öncesinde, 10 yıllar öncesinde, 20 yıl öncesinde dikilen ağaçların biz bugün ağaç olarak altında gölgeleniyorsak, yeşil doku olarak çevresinden istifade ediyorsak, biz de bunu bizden sonraki nesillere, bizden sonraki kuşaklara bir miras olarak bırakacağız. Bundan dolayı da bu iş çok önemli, çok anlamlı. İşin bir diğer tarafında da her gün konuşuluyor. Artık çok sıklıkla gündeme getirilen konulardan bir tanesi iklim değişikliği, küresel ısınma ve bunlar için de yapılması gereken en önemli etkinliklerden bir tanesi ağaç dikilmesi. Biz belediye olarak bölgemiz içerisinde özellikle şehir merkezi ve merkeze yakın alanlarda yapmış olduğumuz parklarla ağaçlandırma bölgeleri oluşturmayla merkezin içerisinde mini ormanlar oluşturma gibi faaliyetleri yürütüyoruz. Ama bu işin topluca bütün bir millet olarak yapılması gereken bir etkinlik olduğunu burada bir kez daha altını çizmek istiyorum. Gerek ağaçların dikilmesi, gerek korunması, gerekse ondan sonrasında bir sonraki kuşağa emanet olarak bırakılabilmesi için dikimi kadar korunması da son derece önemli. O yüzden ağaç dikimi ve korunması için de topluca bir bilinç oluşturması gerektiğinin altını çiziyor. Hepinize saygılar sunuyorum. İnşallah bugün buradaki dikilen ağaçlar bizden sonraki kuşaklara Kayseri'miz için yemyeşil bir miras olarak kalsın diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Gel başkanım, gel. Gel başkanım. İnşallah bakalım. Başkanım.